Bir Azerbaycan'a uğrayalım. Azerbaycan'da Ahmet Şahidov Covid-19'un Azerbaycan'daki mücadele sürecine ilişkin notları bize aktarıyor. Sözü Ahmet Şahidov'a bırakalım. Ulusal kanal izleyicileri, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den herkesi selamlıyorum. Evet, tüm dünyaya yayılmış koronavirüs bugün maalesef Azerbaycan'da da var ve bu nedenle ülkede özel bir karantina rejimi uygulanmaktadır. Ancak Azerbaycan'daki durum tam kontrol altında ve virüsün yayılması çok zayıftır. Bugün Azerbaycan'da ortalama 800 kişide koronavirüs tespit edildi ve şimdiye kadar maalesef 8 kişi hayatını kaybetti. 44 kişi ise tedavi edilerek tamamen iyileştiler. Virüsün Azerbaycan'da yaygın olmamasının nedenlerinden biri de Azerbaycan hükümetinin koronavirüse karşı zamanında önleyici tedbirler almasıdır. Bu anlamda Azerbaycan'ın attığı adımlar Dünya Sağlık Örgütü tarafından da alkışlanıyor. Çünkü Azerbaycan hükümeti Şubat ayının başından beri yurt dışında yaşayan ve eğitim alan tüm Azerbaycanlıları özel uçaklarla vatana getirdi. Kardeş Türkiye'den de Kuzey Kıbrıs'tan da yüzlerle Azerbaycanlı Bakü'ye getirildi. Bunun ardınca Azerbaycan'a giriş çıkış tamamen kapatıldı. Sonra ülke çapında karantina ilan edildi. Azerbaycan'a yurt dışından getirilen tüm vatandaşlar direkt havaalanından götürüldü ve karantinaya alındı. 14 günlük tıbbi gözetimin ardından ise virüs tespit edilmeyen kişiler evlerine serbest bırakıldılar. Bugün 10 milyon Azerbaycan vatandaşı özel karantina altında ve hepimiz şu an evden çalışıyoruz. Tüm hava, deniz ve kara taşımacılığı askıya alınmış. Metro, otobüs, taksi, demiryolu hiç çalışmıyor. 65 yaş üstü kişilerin sokaklara çıkması tamamen yasaklandı. Diğer vatandaşlar ise günde sadece bir kez evden dışarı çıkabilirler. Bu amaçla özel bir kısa mesaj servisi de başlatılmıştır artık. Bu nedenle insanlar marketlere ve eczanelere gitmek ve 2 saatlik izin almak için 8103 numaralı kısa numaraya bir mesaj gönderiyor. Olumlu cevap aldıktan sonra vatandaşın 2 saat içinde eve dönmesi şarttır. Bununla birlikte stratejik devlet kurumlarının çalışanları, polisler, doktorlar ve diğer gerekli profesyonellerin yanı sıra valiler ve belediye çalışanları da sokaklara çıkabilirler. İnsanların evde kaldıklarını dikkate alarak Azerbaycan hükümeti de birçok sosyal paketler geliştirdi. Okullar kapalı olduğundan öğretmenler çevrim içi dersler veriyor ve devlet de öğretmenlere aylık ödeme yapıyor. 10 binlerce işsiz insan mali yardım alıyor bugün Azerbaycan'da. Buna ek olarak da caddelerde dezenfeksiyon ve işsiz insanların çalışabileceği diğer gerekli işler için tam 50 bin geçici iş yerleri de ülkede yaratılmıştır. Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ve hükümet üyeleri her gün aktif olarak çalışıyorlar ve Azerbaycan tıbbi malzeme, maske, spirit ve eldiven üretine artık resmen başladı. Gerçekten Azerbaycan devleti bu virüsle mücadele için en etkili ve zamanında ben derdim önleyici adımlar atmıştır. Bu şartlar altında devam ederse önümüzdeki ay Azerbaycan'ın koronavirüsü tamamen yenebileceğini düşünüyorum. Bu arada ben Haydar Aliyev Vakfı'nın da koronavirüs ile ilgili faaliyetlerinin altını çizmek istiyorum. Çünkü Haydar Aliyev Vakfı virüsle mücadelede büyük destek sağlayarak yurt dışından gerekli tıbbi ekipmanı Azerbaycan'a getirdi. Ayrıca bugünlerde vakıf tarafından yoksul ailelere gıda yardımı da yapılmaktadır. Özel karantina rejiminin ilk günlerinde bazı vatandaşların paniğe kapıldığı ve insanların pazarlarda, marketlerde çoklu alışveriş yaptığı da görünmekteydi. Ancak zamanla bu panik de ortadan kayboldu. Paniğe gerek olmadığından artık tüm pazarlarda yeterli gıda, meyve ve sebze, ekmek ve hijyen maddesi bulunmakta şu an. Bugün Azerbaycan sokaklarında çok az insan görülebilir. Polis ve askerler günün 24 saati sokaklarda gezerek izinsiz vatandaşları uyarır ve gerekirse para cezası uyguluyorlar. Ben kendim de devletin uyguladığı ciddi karantin rejimine uymaktayım. Günde bir kez yakınlıktaki markete gidiyorum ve bunu da adeta gece saatlerinde yapıyorum. Çünkü böylece fazla insanla temasta olmuyorum ve aynı zamanda geceleri temiz havada
spor da yapmış oluyorum. Biz kardeş Türkiye'de de bu virüsle ilgili durumu yakından takip ediyoruz. Dualarımız Türkiye ile birliktedir. Türk doktorlar dünyanın en iyileridir ve onların sayesinde bu virüsün Türkiye'de fazla yayılmayacağına ve inşallah ki can kaybının artmayacağına inanıyoruz. Tanrı Türkiye'yi ve tüm Türk dünyasını korusun diyoruz. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. İnşallah tüm dünyada koronavirüsün artık bittiği haberini ilk kez ulusal kanaldan duymak istedik. Başarılar diliyorum.